İyi akşamlar, merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş musunuz? İyi akşamlar Ali Hanım, Edacığım iyi akşamlar. Evet. Şimdi konuğumu bekliyorum. Evet, bu gece konu ve konuk bir harika. Evet. Hümacığım, merhaba. Kırmızı Ruj kardeşliği. Evet. Kırmızı ruj candır. Öyledir. Nasılsın Hümacığım? Seni çok iyi gördüm. İyiyim, çok iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Seni gördüm. Çok daha iyi oldum. Ben bu Harika. lafı çok severim. Hiç de boşa konuşmam. Eğer karşı tarafı görüp çok sevindiysem bunu söylerim. Seni gördüm daha iyi oldum. Çünkü birbirimize iyilik veriyoruz diye düşünüyorum. Hem iyilik veriyoruz hem de birbirine iyi gelen kadınlarız. Kesinlikle, kesinlikle. Aa, bu arada Elif'in ve Eda'nın çok çok selamları Ay. var. Keşke böyle bir gün dörtlü olarak konuşsak ama sanırım Instagram'ın böyle bir şeyi yok, formatı. İki iki yani birer birer alıyoruz. Aa, uzun zamandan beri seni konuk etmek istiyordum ve bu gece nihayet oldu. Hoş geldin. Hoş buldum. Öncelikle bu güzel davetin için çok çok teşekkür ediyorum. Rica Bu alanı ederim. bana açtığın için bu alanı çok değerli çünkü. Tabii ki. İyi ki bir aradayız. Çünkü paylaştıkça çoğalıyoruz. Kesinlikle. Hoş geldin Hüma diyor Eda sana. Hoş buldum. Eda, selam. Çok Bu arada benim sesim iyi geliyor mu? iyi Görüntü. geliyor. Her Çok şey iyi. yolunda. Tamam, Her çok şey yolunda. Şimdi tamam. sevgili izleyenlerimiz, ben dünyanın başka yerlerinde nasıl bilmiyorum ama Türkiye'de özellikle çekirdek ailemizle ilgili bolca çalışmamız gerekiyor. Hele de annelerimizle, bunun nedenini biraz sonra öğreneceğiz sevgili Hüma Zeybek'ten. Bu geceki konuğum anne yarası ve rahim bilgeliği çalışmaları yapan sevgili kardeşim Hüma Zeybek bizlerle. Çok değerli bir konu. Bakın şu anda tüylerim diken diken oluyor. Çok değerli bir konu bugün. Ve tabii ki çok değerli bir konuk. Hüma Zeybek kimdirle başlayalım. Evet, yani aslında eğitimciyim, yani eğitim fakültesi mezunuyum. Bir süre öğretmenlik yapmış bir kadınım. Onunla birlikte kurumsal eğitimler veren ve kurumsal eğitimler yazan 2007 yılından beri o bildiğimiz kişisel gelişim adı altında iletişim beden dili, yönetici koçluğu, liderlik çok uzun yıllar bu eğitimleri verdim. Fakat anlattığım şeyle olduğum kadın arasında dağlar kadar fark olduğunu gördüğüm zaman Hüma artık bence bir susmalısın ve bir demlenmeye ihtiyacın var dedim kendi kendime. Çünkü motivasyondan bahsediyordum ama aslında kendi içsel motivasyonum yoktu gibi. Ve sonrasında kadın meselelerine ve her şeyden önce kendi içimdeki dişiyle alakalı olan noktada kadın meselelerine çokça kafayı taktığımı fark ettim. Ve kendimle de ilgili yani eril enerjimin çok yükseldiğini, bu hayatta var olabilmek için eril bir enerjiye sahip olduğumu zannederek bir süreç geçirdiğimi gördüğümde hey bir dakika, bir dur bakalım bu ne dediğim anda içindeki Smirne'yi keşfet yazım çıktı. Aslında kendime yazmış olduğum 15 maddelik bir manifestoydu. Ve sonra içindeki Smirne'yi keşfet yazısı, manifestosu, binlerce başka kadının duvarlarını süslediğini, bilgisayarının köşesinde işte bir köşe başı yazısı olduğunu anlattılar ve o yazı içindeki Smirne'yi keşfet atölyelere dönüştü.
İlk önce hayat ağacı, yani atalardan gelen aktarımlar, işte hayatımızı etkileri nelerdir, yarım kalmış, o birazcık daha aile dizimi tarzında, hani yaptığım bir çalışma esnasında 10 kadından 9'unun Yelda, hepsinin annesiyle bitmemiş bir meselesi vardı. Annesiyle tamamlanmamış bir hikayesi vardı. Onu şifalandırmak istiyorlardı. Ve dedim ki yani dur burada o zaman bir şey yapmak gerekiyor. Ben bir buna bir bakayım nedir bu diye. Ve İngilizce olarak mother's wound. Yani anne yarası tanımıyla karşılaştım. Ve böyle didik dedikçe ahanda aranan kan bulundu dedim. Yani gerçekten ihtiyacımız olan bu dedim. Çünkü kendimden de yola çıkarak ben Carl Gustav Jung'un yaralı şifacı arketipini çok seviyorum. İnsan kendinde olanı ve şifalandırdığını karşıdakine veriyor ve kendini şifalandırdığı oranda karşısındakine fayda sağlıyor. Ve anne yarası ortaya çıktı. Ve gerçekten de inanılmaz dönüşümler oldu hep birlikte bir arada. Ve anne yarası da rahim bilgeliğini doğurdu aslında. Yani birbirini doğurdular çünkü anne yarası aslında rahim bilgeliği anne yarasının devamı niteliğinde oldu. Çünkü sadece bebek doğduktan sonra değil, özellikle kız çocuk ve anne çocuk, kız çocuk ve anne arasındaki hikaye bebek doğduktan sonra değil, aslında rahimden gelen bizim kadın atalarımızdan bizlere aktarılan hikayelerle o rahim alanında temizlenmesi gerektiği durumu ortaya çıktı ve şimdi düzenli olarak her ay işte anne yarası ve rahim bilgeliği atölyelerini 11 artı 1, 12 kişi olarak kadınla bir araya gelerek birlikte yapıyoruz. Çok güzel. Bu peki bu sayı biraz açalım. Neden 20, 30, 50 ve daha fazla değil de Evet. 11 artı 1, 12? Bir kere anne yarası atölyesi benim tamamıyla böyle doğru zaman geldiğinde kainatın bilgisini hatırladığım ve kainatın bilgisinin bana aktığı, işte nereden diyor soruyorlar bana, aslında doğru zaman geliyor ve ben hatırlıyorum. O yüzden çokça sembollerle, arketiplerle, mitolojik hikayelerle çalışıyorum anne yarası atölyesinde. Hani sadece bir anlatım yok, aynı zamanda bir şifa çalışması da yer alıyor, içinde var oluyor. Ve Evet. 12 sayısı da 12 sayısının o kozmik enerjisini o sembolik anlamında kullanmak adına. Çünkü işte o 12 burç, 12 imam, 12 havari, 12 ay, 12 sayısı gerçekten çok şey ve 1 ve 2 aslında eril ve dişinin de bir araya gelmesi. O yüzden bir de sayıları az tutmamın nedeni derin paylaşımlar oluyor. Ben sadece bir aktarıcıyım bu atölyelerde. Eğitim demiyorum çünkü eğitmek böyle çok didaktif ve çok böyle sert bir tanım geliyor. Paylaşımlarla interaktif bir şekilde ilerliyor. Ben anlatmam gereken noktaları anlattıktan sonra farkındalıkla açılan sorularla devam ediyor. O yüzden bir atölye diğerinin hiçbir zaman aynı olmuyor. O yüzden derin paylaşımlar için 12 sayısı ve sembolik o enerjisel boyutunda kullanmak için yine 12 sayısı. Çok güzel. Kadınlarla çalışalım değil mi? Bolca çalışalım. Çünkü kadınlar kadın bereket, kadın her şey, kadın gelecek, kadın geçmiş, kadın şimdi, kadın tohum, toprak, ürün, her şey. Kadın her şey. O yüzden kadınlarla çok çalışalım. Ne dersin Hema? Kesinlikle, çünkü kadın değişirse dünyanın da gelişeceğine ve değişeceğine inanarak zaten bu yola çıktım. İstiyorum ki bizlerin o bütün yaşanmışlıkları, travmaları, üstesinden gelemediği her şey bir sonraki nesile şifalanmış bir şekilde aktarılsın, şifalanmış bir şekilde gönderilsin. Bizlerin bu dönemde ciddi anlamda rehberler ve köprü olduğumuza inanıyorum. Geçmiş ve geleceği birbirine bağlayan bir köprüyüz biz. O yüzden geçmişin travmalarını bilgeliğe dönüştürerek geleceğe aktarmalıyız ki kendi özgün hikayelerini yazabilsinler. Ve benim gerçekten hedeflediğim şey bütün atölyelerde her kadının kendi vahşi özüyle buluşması ve her kadının o kendi vahşi özünden yola çıkan hikayesini kendisinin yazması.
Çünkü ancak böyle dünya olarak şifalanacağız. Ancak böyle gerçekten bu yaşam güzel bir hal alacak. Kadınlar gülümsedikçe. Kesinlikle. Ülkemizde de kadınların yarası gittikçe deşildi. Sanki o irin aktı. Bunun böyle olması gerekiyor muydu? Belki olması gerekiyordu. Belki üzerine örtülen o ölü toprağının kalkması gerekiyordu. Ölen kardeşlerimizin hepsi birer simge oldular, birer aracı oldular. Belki bu görevi seçmişlerdi. Bu görevi seçip gelmişlerdi. Ben şu anda doğru cevap, evet doğru cevap bu diyor bedenim. Ben kadınlar için çok güzel bir yaşam. Tabii ki erkeklerle birlikte, tabii ki hep beraber, hep birlikte. Bizi çok güzel günlerin beklediğini biliyorum. Ben buna inanıyorum. Ne diyorsun? Kesinlikle. Şimdi şöyle biraz da aslında çok 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 öncelere biraz gidip o ana tanrıça Evet. benim özellikle her iki atölyemde de yani Anne Yarası atölyesine, Rahim Bilgeliği atölyesine ilk günü ayırdığım o 2 saatlik bölümü ayırdığım nokta o ana tanrıça inancı ve ana tanrıça kültü. Buzul çağından itibaren yani bundan işte bir 100 bin 200 bin yıl öncesinden de bahsediyorum. Kadın kanıyor ama ölmüyor. Yani gidiyorlar işte hayvan avlıyorlar. O kanıyor. Hayvanın öldüğünü görüyorlar ama mağaraya geliyor. Kadın kanıyor ve ölmüyor. Ve 35 bin yıl öncesine dayanan işte o Avrupa'dan aşağıya doğru giderek hani birçok yerde kadın bedenini tanrıç olarak atfettikleri ve kadın bedenini kutsal olarak gördükleri bir inanç sistemi var. Ve aslında bu yaratıcı enerji dişi ya da eril değil yani cinsiyetsiz ama kendi içinde çok da ciddi dişi enerji taşıyor. Bu arada dişi ve eril derken hani sen de çok iyi biliyorsun ki bir cinsiyetten bahsetmiyorum. Yani kadın ve Evet, erkek evet. olma hakkından bahsetmiyorum. O dönemde hayatta kalabilmek için biz bilinci geliştirmeleri gerekiyordu ve biz bilinci demek birlikte olmak, bir arada olmak demek aslında dişi enerji anlamına geliyordu. Ve bununla birlikte kadın toprağı evcilleştirdi, kadın hayvanları evcilleştirdi, bitkileri gözlemleme şansı erkeklere göre çok daha fazlaydı. Bitkileri gözlemleyerek onları hangi şifacılık noktalarında kullanabileceğini buldu ve bildi kadın. Bununla birlikte doğayla bir bütün halindeydi. Yani ay döngüsü, 13 dolunayla kadının 13 yumurtlama evresi eşdeğerdi. Yeni ayda, karanlık ayda kanıyordu. Dolunayda yumurtluyordu. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış döngüsü kadının aynı zamanda kendi bir aylık döngüsüydü. Ve bu kadar toprakla, bu kadar doğanın kendisiyle uyumlu bir canlıdan bahsediyoruz. Ve bundan dolayı da kutsal atfedildi. Kadın bedeni, tabii üreme ve yaratıcı alanı rahim. Rahim bu arada direkt olarak kozmosla bağlantı içerisinde. Ve rahim enerjisini aktive edebilmiş bir kadının dünya üzerinde başaramayacağı hiçbir şey yok. Ay takvimini doğru bir şekilde kullanmayı öğrenmiş bir kadının, ki Rahim Bilgeliği Atölyesi'nde zaten bunları anlatıyorum. Ay takvimini doğru bir şekilde kullanabilen bir kadının, yani yumurtlama döneminde bir sunum yapıp %100 başarı sağlamaması gibi bir durum söz konusu değil. Ama kış mevsimi dediğimiz karanlık ay döneminde, yani kanadığı dönemde, regli döneminde kendi içine dönüp ondan sonra bir analiz yapıp bir sonraki döneme nasıl başlayacağımı kurgusunu düşünen bir kadının hayatı çok daha yüksek enerjiyle ve yüksek kalitede ilerliyor. Fakat eril dünya, ataerkil toplum bizi bundan uzaklaştırdı. 25 bin yıl boyunca bu dünya, tüm dünya ana tanrıça enerjisiyle ve inancıyla var oldu. Ve aslında Anadolu toprakları bunun merkezi. Yani Çatalhöyük, Kibele o kadar değerli ve kutsal bir alanda yaşıyoruz ki kadının aslında en fazla değer görmesi, değerinin bilinmesi gereken yerlerden bir tanesi. Ve biz son 5 bin yıldır tek tanrılı dinlerle birlikte, yani eril geçişiyle birlikte
ataerkilin baskın çıktığı, baskın geldiği bir dönemdeyiz. Ve zaten bu noktadan itibaren anne yarası başlıyor. İşte 13. yüzyıl ve 17. yüzyıl arasında 9 milyondan fazla kadının türlü işkencelere maruz bırakılarak, yakılarak, yıkılarak öldürülmesi Orta Çağ Avrupa'sında cadı ilan edilip, oysa ki witch kelimesi wise kökünden geliyor, bilgelik anlamına geliyor. Bize bunlar hep unutturulmaya çalışıldı. Fakat biz rahim bilgeliğinde, yani rahimin bir hafızası var. Onun içerisinde o 25 bin yıllık dönemi kadınlar olarak hatırlıyoruz. İşte o arada sıkışmışlığın hikayesi zaten bu. Ve bizim annelerimiz hayatta kalabilmek için bir olmadıkları bir kadın prototipi geliştirdiler. Bu hayatta kalabilmek için, ataerkil dünyanın içerisinde kalabilmek için. Ve o da hizmet ettikçe değerlisin, yani hizmet et. Ve bununla birlikte de sevilmek için görünmez ol. Ve bu bilgi nesiller boyunca annelerinden kızlarına aktarıldı. İşte kadının kadın olma bilincindeki değersizlik algısına biz anne yarası diyoruz. Değersizlik ülkemizde bol miktarda, sadece kadınlarda değil erkeklerde de var. Sanırım bu mozaiğimizle, genetiğimizle biraz alakalı diye düşünüyorum. Bir ülkede bu kadar çok göç, bu kadar çok ah, bu kadar yemin, bu kadar kan, bu kadar acı, bu kadar kin, öfke, nefret varsa, yani atalarımızdan bize aktarımı olan bunlar varsa, yaralar da çok fazla var diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi bu yaralara baktığımızda, birincisi dediğim gibi kadının hayatta kalması için geliştirmiş olduğu bir strateji. Yani bakmış ben nasıl hayatta kalabilirim? Erkek çocuk dünyaya getirerek hayatta kalabilirim. Çünkü erile verilen bir değer var. Mülkiyetçilik noktasında artık hani o kadının evlilikle birlikte bir mal gibi, işte babasının, çünkü babasından getirdiklerini de kocasına taşıdığı, ona da evlilik adı verdikleri ve doğurduğu çocukların da bir kayıt altına alınması gerektiğinden dolayı, yine bir belgeyle onu ibraz edilebilmesi için evliliğin ortaya çıkartılması, bunların tamamında şeyi fark ediyor kadın. Yani artık rahim o kozmik ve kutsal alanı olmaktan çıkıp sadece üremeye dayalı bir organ haline geliyor. O zaman diyor ki, ha, ben kadın olarak değersizim ama anne olarak değerliyim. Çünkü anneliği kutsallaştıran bir bilinç kadınlığı aşağıya çekiyor ve bastırıyor ve onu itibarsızlaştırıyor. O zaman kadın da hayatta kalabilmek için anneliği kendisine bir silah olarak kullanıyor. Ve bu silah olarak kullanma hali erkek çocuklarda farklı bir şekilde ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Kız çocuklarında da, çünkü Jung da bunu söyler zaten, erkek çocuk için anne gelecekte hayatını devam ettirecek soyundaki kadını seçme biçimi. Fakat kız çocuk için anne, bir kadının hayatta nasıl bir duruş sergilediğini gördüğü bir örnek olarak geçiyor. O yüzden bu noktada da annelerinin hangi yolu uyguladığını gören kız çocukları da hem aile sadakati için, hem o aile içerisinde var olabilmek için, hem de yine hayatta kalabilmek için anneleri gibi kadınlara dönüşüyorlar. Mesela bu o yaraların, acıların devam etmesindeki bir bölüm. Ve çok da önemli bir nokta. Yani kendi özbenlikleri, vahşi özleri, kendi ben kimim? Yani hüma olarak aslında ben nasıl bir kadınım? Bunu bilmeden, bunu fark etmeden annem gibi bir kadın olarak, davranarak devam ediyorum. Ama bir de feminizmle birlikte son dönemde ortaya iki farklı durum da çıktı. Bir de ne olursam olayım annem gibi olmayayım. Ya da annesine benzememek adına daha böyle toplum içerisinde aykırı, anarşizmi daha yüksek bir şekilde tutan, ki bunu da çokça eril enerjiyle yapan kadınlara dönüştük. Ne yaptık işte, iş hayatında rekabet. Bununla birlikte erkeklerle rekabet,
kendi aramızda rekabet, kadın kadının düşmanıdır ortaya çıktı. Ve ciddi anlamda bir eril güçle hayatta var olmaya çalıştık. Ama ben özellikle atölyelerimde üstüne basa basa şunu söylüyorum. Eğer ki bir savaşımız varsa, eğer ki bu hayat içerisinde var olmaya çalışıyorsak işte bunu dişi gücümüzle yapmamız gerekiyor. O bize unutturdukları o sezgisel, o dişi özümüzü tekrardan ortaya çıkarmamız gerekiyor. Çünkü bizler güçlü kadın olalım derken Yelda pehlivan olduk. Her birimiz pehlivan gibi geziyoruz etrafta. Ve gerçekten yani ve eril dünya ataerkil diyor ki zaten onun da işine geliyor. Yani sen diyor kadınlığını unut çünkü kadının potansiyelini çok iyi görüyor. Ama bu hayatın içerisinde eril bir duruş sergileyerek var olabilirsin ancak diyor. Ama sonra ne oluyor? O koca koca şirketleri yöneten, o topuklarının tıngırtısıyla plazaları kükreten kadınlar gece yataklarına yattıklarında içlerindeki o yaralı kız çocuğu ortaya çıkıyor ve hüzün basıyor içlerine. İşte bazı şeyleri kökte yani anneannelerimizden getirdiğimiz o yaraları, acıları, travmaları dönüştürmedikçe, şifalandırmadıkça şu anki olduğumuz kadına yaptığımız her çalışma çok yüzeysel kalıyor. O yüzden anne yarası ciddi bir dönüşüm. Orayı şifalandırmak ve orayı görmek. Peki bir anne kız ilişkisinde örneğin kız geldi. Bunun ne kadar önemi var? Bunu anlatır mısın biraz? Tekrardan alabilir miyim soruyu? Bir sesin kesildi. Şöyle demek istedim. Yani bir kız çocuğu annesini getiremedi diyelim ya da bir anne kızını getiremedi veya bir anne kız katıldılar. Nasıl oluyor etkileri? Harika. Ben ikisini bir arada katılan yani anne kız olarak gelen çok fazla kişi oldu. İki kız kardeş gelen oldu. Ondan sonra öyle katılımcılarım oldu. Şimdi tabii ki de anne ve kız arasındaki dinamikler de çok önemli. Eğer bitmemiş bir nokta varsa ve özellikle anne tarafı burada çok etkili. Yani anne depresif, acı dolu, ondan sonra daha nevrotik ve daha pesimistik bir yapıya sahipse bir kadınsa eğer ki orada kızının paylaştıkları, anlattıkları karşısında defansif olabiliyor. Yani ya da anne çok baskın bir karakterse çünkü çok fazla böyle anne var. Hani kızının yerine cevap veren, konuşan gibi eğer anne çok baskınsa orada kız çocuk çok geri planda kalıyor ve annesini mutsuz etmemek adına da söylemek istediği ya da paylaşmak istediği birçok şeyi paylaşamayabiliyor. Ama bu konuda şifaya açık olan anne kızlarda inanılmaz güzel değişimler gördüm. Tabii şey de vardı. İlk başlarda böyle ütopik bir şeyim vardı. İstiyordum ki herkes şifalansın. Hepimiz şifalanalım. Eğer ki buna hazır değilseniz bunlarla yüzleşmeyi çünkü bir yüzleşme gerçekleşiyor ve arkasından da bir yas süreci devreye giriyor. Yani orada sizin o bilinçaltından bilinçaltı devreye giriyor yazmış Meyra Hanım. Bilinçaltından sizin o bilince getirdiğiniz her şey çünkü başka kadınların anlattığı hikayeler de bir şeyinizi depreştiriyor. Bir an ağlarken aynı zamanda gülmeye de başlayabiliyorsunuz yani. Eğer ki onlarla yüzleşmeye henüz hazır değilsen, o zaman o senin için yastan şifalanma değil, daha çok depresyona tekrardan geri dönme gibi bir durum oluyor. O yüzden hazır olmak çok önemli. Gerçekten de. Onlarla yüzleşmeye Kesinlikle. hazır olmak çok önemli. Çünkü Kesinlikle. dediğim gibi yani çok enerjisel bir durum. Hani hiç bilmediğin alanlarda bilmediğin noktaların tozu kalkıyor. Bazen çırılçıplak ve savunmasız kalabiliyorsun karşılaştıklarının karşısında. Harika, harika birden Eda'yı kendimi gözümün önüne getirdim. Arkada o çalışıyor, değil mi? Sen dedin ya onun yerine konuşuyor. Ben baktım bir anneyim, ben bunun farkındayım. Bazen mesela çocukların yerine konuşuyor. Ama bu nasıl bir şey biliyor musun?
Yani böyle hiçbir kötü niyet olmayan bir şey. Hani böyle sanki o konuşamaz, o cevap veremez. Evet, zaten öyle yapıyor. Yani şey, onun aslında alt tarafında baskınlığın dışında bir de şey var. Koruma içgüdüsü. Yani sanki Evet. o konuşamaz. Ben konuşunca daha iyi olacakmış gibi. Ya şimdi bilmek başka bir şey. Uygulamak çok başka bir şey. Ama ben bu çalışmaların son derece yararlı olduğuna inanıyorum ve lütfen herkes annesini şifalandırsın, babasını şifalandırsın, çoluk çocuk gelin gari. Peki, şimdi stratejik bir soru geliyor. Babalara da var mı bir çalışma sırada? Yani şimdi hani o yaralı şifacı tanımından bahsetmiştim ya, Evet. kendimde olmayan bir şeyi ve kendi üzerimde denemediğim bir şeyi anlatma konusunda temkinli davranıyorum. Çünkü bana baktıkları zaman hani o gördükleri değişimi ya da bana baktıkları zaman gördükleri kadınla birlikte anlattığım her şey çok örtüşüyor. Şimdi o yüzden olmadığım bir şey anlatamıyorum. Ben baba konusunda çok şanslıydım. Hani gerçekten de olması gerektiği şekilde bir babaya sahiptim ve böyle bir kız çocuğu olarak büyüdüm. Harika. Bu konuda çok gerçekten de çok şanslıydım. O yüzden baba yaram hiç olmadı. Yani Ama o da büyük bir yara, biliyor musun? evet. Ama şöyle bir şey var. Önümüzdeki ay için hazırlamış olduğum yaralı eril atölyesini yazdım. Çünkü bununla ilgili çok talep geldi bana. Ben bu sadece baba olarak değil de yani genel olarak o erili, o erkeği, çünkü onları da büyüten ve yetiştiren bir kadın. Evet. Ve bütün bu şiddetin altında aslında gerçekten çok yaralı erkeklerin, kalbi kırık erkeklerin olduğu bir hal, bir durum da var. Ve o yaralı eril atölyesinde, o İçindeki Simirne'yi Keşfet yaralı eril atölyesinde erkeğin ve erilliğin her türlüsüne bakacağız. Yani kadın erkek ilişkisine, kendi içimizdeki animusumuza, eril tarafımıza, bununla birlikte babamızla olan ilişkimize, Zeus'a, Athena'ya, babasının kızı olan o Athena'ya, babasının o kafatasından işte ağrılarla dünyaya gelen Athena'ya, bize ne anlattığını Athena'nın. Bunların tamamına baktığımız ve erili ve erkeği, aslında ataerkili de biraz da o çok hani yerdiğimiz o erkeğe birazcık daha objektif bir şekilde bakmaya davet ediyorum ben kadınları. Çünkü biz erkekleri anladığımızı zannediyoruz ama aslında çok az noktasını anlıyoruz. Ve şunun farkında ve bilincinde değiliz. Kadınlar olarak biz çok şanslıyız. Keşke erkek de olsaydım diye bir söz var ya Yelda. Evet. Bence kadın olarak dünyaya gelmek çok çok daha kolay bir süreç. Neden? Bunu da bir açıklamak istiyorum. Evet. Kadın, bu da anne burada devreye giriyor çünkü. Dediğim gibi yani bir kadın olarak ne yapması gerektiğini biliyor. Ve hayatı da o şekilde devam ediyor. Ama erkeğin erginlenmesi ve erkeğin olgunlaşması anneden ayrılmasıyla gerçekleşebilecek bir durum oluyor. Yani erkek ancak anneden bağımsızlaştığında bir yetişkin olabiliyor. Ve anneler buna izin vermiyorlar. Erkek çocuklarının, özellikle erkek çocuklarının erginlenmesine, bağımsızlaşmasına izin vermedikleri için bir sürü ergen yetişkin erkek etrafta geziyor. Ve yani yine burada da kadın devreye giriyor. Bütün bu erkeklerin öfkesi, cinsellikteki agresyon, cinsellik içerisindeki şiddet, pornografinin içerisindeki şiddet, bunların tamamında aslında hem annenin hem de o kadının, kutsal kadının çok önemli yeri var. O zaman yine biz kendimize dönüp bakacağız. Yine biz kendimizde neyi değiştireceğiz? Ha, bir de şunu söyleyecektim. Hazırsan orayı söylerken anne baba yarasından bahsediyordun ya. Çok önemli bir nokta var. Ben bu yanlışa çok düştüm.
Her birimiz ailelerimizi değiştirmeye çalışıyoruz. Ya. Onlara kimlik karmaşası yaşayıp ebeveynlik etmeye çalışıyoruz. Ve sürekli annelere, babalara, özellikle annelere bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Şimdi burası karanlık dehliz. Yani oraya girdin mi çıkamıyorsun. Anneye babaya öğretmek, özellikle anneye öğretmek, yol göstermek, anneye akıl vermek falan ya da anneye annelik etmek. Hani hikaye burada değil. Benim zaten anne arası atölyesinde anlattığım bu. Elinde iki tane seçenek var. Ya kurban olacaksın, yaşadığın o bütün travmalar, acılar, şiddet, hor görülmüşlükler, istenmeyen çocuk olmak. Tamam, bunların hepsi var. Bunların tamamına küçük Emrah gibi acıların çocuğuyum falan şeklinde böyle takılacaksın. Ya da var olan bu acıyı daha güzel bir dünya yaratmak için, kendin için dönüştüreceksin. İki tane seçenek var. Ve olay anneyi düzeltmek değil burada. Evet, anne de şifalanıyor. İnanılmaz değişimler oluyor. Bir sürü hikaye duyuyorum bununla alakalı. Ama buraya gelen kadın ya da anne arasını şifalandırmak isteyen kadın kendi üzerine çalışması gerektiğini, yaşadığı acılardan neler öğrenmesi gerektiğini ve bunlarla nasıl bir yol haritası kendisine çizmesi gerektiğini bilen, farkındalıkla dolu bir kadına dönüşüyor. Harika. Süper. Ne güzel anlatıyorsun valla. Bunlar çünkü çok önemsediğim konular. Yani Türkiye'de çok da eski yıllara dayanmıyor kadınlık çalışmaları. Var benim tabii birkaç kadınlık çalışması yapan arkadaşım değil ama hani böyle sosyal medyadan takip ettiğim kişiler. Mesela sırf kadınlarla çalışan birisi var. Sen de sırf kadınlarla mı çalışıyorsun? Evet, sırf kadınlarla çalışıyorum. Yani en başta dedim ya, kadın meselelerine kafayı takmış birisiyim gerçekten. Ve varoluş amacın ne diye sorarsan eğer ki, öğretmenlikten de geldiğim için, yani üniversite, lise, ilkokul birçok alanda birçok çocukla çalıştım, bir araya geldim. Öğrenci koçluğu yaptım. Aile koçluğu yaptım ve bunların tamamında gördüğüm tek bir şey varsa, eğer anne nevrozluysa, eğer anne kadın olarak hayatta varoluşuyla alakalı mutsuz, umutsuzsa, hayata bakış açısı pesimistikse, yetiştirdiği çocuklar da bir o kadar acı dolu, mutsuz, umutsuz bireylere dönüşüyor. Yani kadının hem ailenin temelinde hem de aynı zamanda toplumun içerisinde çok önemli bir rolü var. Ben de istiyorum ki kadınlar hep birlikte bir araya gelerek artık kendimizle alakalı her konuyu oturalım, konuşalım, paylaşalım. Yani şu algıdan kurtulmamız gerekiyor. Sürekli dış dünyayı suçladık. Partnerlerimizi suçladık, ailelerimizi suçladık. İşte beni okutmadılar, kocam çalıştırmadı, işte çocuğum yüzünden bir şey oldum gibi gibi gibi. Hani artık bu acı şeyinden, edebiyatından kurtulup bir araya gelip böyle şapkamızı önümüze koyup konuşmamız gerekiyor. Biz burayı güzelleştirmek için daha fazla ne yapmalıyız diye. Ve bunu ancak bir aradayken yapabiliriz. Yani tek başımıza bir yere kadar yapabiliyoruz ama o yüzden kadın kadının yurdudur. Tek başımıza bir yere kadar yapabiliyoruz ama kadınların törensel olarak buluşması, rahim enerjisini aktive etmiş onlarca kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. Dünya yerinden sallayabilir. Çünkü orada kozmik bir enerji var. O rahim alanında bir yaratım alanı, kozmik bir enerji var. Kozmik onu kullanabilmek ve gerçekten yüzyıllardır bu kadim bilgiyi kadınlar kendi içlerinde taşıyorlar, biliyorlar. Ve bunun farklı bu arada çalışmaları var. Yani o rahim enerjisini aktive etmek için neler yapabiliriz? Ne gibi ritüeller yapabiliriz? Bunların tamamını
birlikte öğreniyoruz ve keşfediyoruz ve o yüzden kadınların törensel buluşmaları çok çok önemli bir yer teşkil ediyor. Harika. Peki bu çalışmaların ikisini de ve yeni yapacağın üçüncüsünü de online yapabiliyor musun? Evet, online yapıyorum. Zaten şu an için pandemide olduğumuz için online Evet. yapıyorum ama keşke yüz yüze can cana kan kana da olsak. Yalnız pandeminin ve online'ın şöyle güzel bir tarafı oldu. O yüzden çok seviyorum. Cezayir'den tut da Fransa'ya kadar, Rusya'dan Almanya'ya, İtalya'ya, yani dünyanın her yerinden kadın bir araya gelip annelerinden, yaralarından, rahimlerinden konuştular. Günlerce biz bunu konuştuk ve dünyanın her yerinden kadın. Ve bununla birlikte bütün o kadınlar daha sonrasında kız kardeş oldular. Çünkü kız kardeşlik çemberi diyorum ben bunu aynı zamanda. O kadınlar sonra başka başka alanlarda bir arada başka işler yapmaya başladılar. Ya o kadar çok işler yapan kadınlar var ki, yani bu rahim enerjisini aktive ettikten sonra, o anne yarasını şifalandırdıktan sonra bu dünyaya çok güzellikler katan bir sürü kadın olmaya başladı ve onların hediyeleri bana geliyor bu arada. Bugün mesela bir tanesini aldım. Ve her türlü çevreden kadının bir araya gelmesine ben çok önem veriyordum. Yani şunu söylüyordum, zikrettiğim hep şuydu. İlk başta seninle konuşurken de demiştim ya, hani bir AA grubuna eğitim vermek değil olay. Ben mahalledeki Fadime ablanın da tanrıçalardan konuşmasını istiyorum. Yani Mualla'yla Figen'in gelini de otursun sarma sararken bahsetsin ya. Yani Kibele desin, iştar desin, isis desin. Çünkü eğer ki kolektif bir dönüşümden bahsediyorsak, o zaman her bir kadının aynı oranda aynı şifaya ihtiyacı var. O Evet. yüzden benim atölyemde çok güzel kadınlar oluyor. Yani arkeolog da var, doktor da var, psikolog da var, ev hanımı da var, öğrenci var yine aynı şekilde. Bu böyle rengarenk, yani kadının o bin bir hali, bin bir şekli gibi oluşan grup da öyle rengarenk gökkuşağı gibi kadın grupları oluyor. Nefis, nefis. Dilerim bu kadın grupları çok fazla artsın. Bu arada sevgili izleyenlerimize böyle bir küçük müjde ama tam olarak açıklamıyoruz. Birazcığını açıklayalım. Hepimizin kendince çalışmaları var kadınlarla ilgili. Farklı farklı çalışmaları var. Böyle bir kadın güç birliği yapmak istedik sevgili izleyenlerimiz. Biz dört arkadaş, Evet. daha doğrusu bir anne kız ve dört arkadaş. Benim kızım Eda Altın, çok sevdiğimiz arkadaşımız Elif Dastori, Canım et. sevgili canımız Elif, sevgili Hüma Zeybek ve Yelda Çetiner olmak üzere bir farklı farklı bakış açılarıyla kendi şifa alanımızı yaratacağız. Böyle bir çember kuracağız. Böyle bir niyetimiz var. Mayıs sonu, Haziran başı gibi hayata geçireceğiz. Ama daha öncesinde biz bunu bir tanıtım, bir Zoom üzerinden bir tanıtım toplantısı yapacağız. Neler yapacağımızı bir bir anlatacağız. Aynı zamanda sonra bunun kamplarını da yapacağız. Ne diyorsun Hümacığım? Yani ben bu konuda çok heyecanlıyım. Cidden hayalime ortak olan kadınları bulmak çok gerçekten değerli ve herkes aslında kadının bir tarafıyla, yani kadının şifasının bir tarafıyla ilgileniyor. Böyle ufacık kopya vereyim mi? Ver. Yani mesela rahim enerjisini aktive etmenin en değerli noktalarından bir tanesi dans. Ve bedenlerimizden çok kopartıldık. Çünkü sürekli bedenlerimizden utanmak bize öğretildi. Bu noktada Eda böyle neler yapacak kim bilir?
Yani o bedenle Doğaçlama dans yapıyorum. Modern dans yapıyor. Müthiş, müthiş olacak ve şey, orada bir şifalanma olacak, ben ona inanıyorum. aynen öyle ya, yani o Biz de ama o değil mi? Biz de dans ediyoruz. biz sebepleneceğiz onda. Biz de. Nefes çok önemli. Rahim nefesi, o holistik nefes. Evet. Yine oraya o alandaki blokajları ortadan kaldırmak için Evet. senin orada üstüne çok iş düşüyor diyorum. Ve bunların tamamından sonra o sezgisellik alanı açıldıktan sonra da Evet. Elif'in çalışmaları, yani Didim'deki Apollon tapınağı ve şeydeki Yunanistan'daki Delfi'de, yani tapınak rahibelerini tam olarak bunun için kullanıyorlar aslında. Hani oradaki kehanet merkezleri bunlar ve o kehanet merkezlerindeki tapınak rahibeleri bu iş için özellikle eğitim almış olan kadınlar rüyalarla yine aynı şekilde dansla transa geçerek daha sonrasında aynen öyle rüyalarla farklı alanlarda hizmetler sunuyor. O yüzden hani bu dört kadının işte o bir araya gelip daha sonrasında böyle bir çalışmayla birlikte o kadının içindeki o tanrıçayı uyandırması çok değerli olacak. Şöyle ki bunu yan yana can cana yapacağımız için de çok heyecanlıyım. Artık sanırım toplu şekilde bir sürü bağışıklığına kavuşuyoruz çok yakında. Yani bu Türkiye'nin kıpkırmızı olması ne kadar çok kişiye bulaşırsa sürü bağışıklığı bu şekilde gelecek. Ve benim şükürler olsun ki yani öyle duymayı da seçiyor olabilirim ama çok fazla evinde kendini tecrit ederek evlerinde hafifçe geçiren, iyileşen insanlar var. İşte böyle ay grip mi olduk, ay üşüttük mü, ay nezle mi olduk derken bir herkese bulaşacak bu. Ve ondan sonra zaten artık sarılmalar, kavuşmalar. Biz de bunu artık nerelerde yapacağız kim bilir. Aklımızda birçok şey var, yer var, fikir var. Online değil mi? Efendim? Buyurun. Online de olacak. Zaten öncelikli olarak online Tabii, olacak. tabii, tabii. Ben birden online'ı atlayıp gittim. Herhalde artık çok çok büyük bir özlem var yüz yüze ders yapmaya bende. Bir yıl oldu ben yüz yüze ders yapmıyorum. Birkaç bireyselin dışında sürekli online çalışıyorum. Ama sevgili izleyenlerimiz zaten ilk programımız online olacak. Bunun da güzelliği yurt dışındaki arkadaşlara veya Türkiye'nin birçok ücra köşesinde Meyna Hanım galiba uzak bir yerde. Evet, yay demiş. US diyor sanırım, Amerika'dan büyük ihtimalle Evet. Meyra Hanım. O Evet. zaman da nerede, ben orada olurum. Harika Arzu Hanım. Çok teşekkür ederim. Arzucum, teşekkürler. Bu arada programlarımıza katılmayı da tabii bilmiyorlar daha kimse. İlk defa burada bunu açıkladık. Eminim ki ben çok fazla kadın bizimle kadın birliğinin kadın çemberin içinde olacak. Sağ Kesinlikle. olun. Ve gerçekten o kadar önemli ki, yani yargısız alanda kalarak, ön yargılardan uzak, sadece birbirini dinlediğin, paylaşarak çoğaldığın, gıybet, dedikodu, negatif söylem, bunların hepsini bir araya koyup sadece birbirini yüceltmek ve yükseltmek adına buluşmalar, kadın buluşmaları, birbirini dinlediğin, birbirinin alanına şahitlik ettiğin, sevgiyle birbirini sarıp sarmaladığın, o kadar fazla ihtiyacımız var ki bu dişi enerjiye. Doğru. Yani biz olma bilinci tam olarak bu. Eğer bunu biz yaparsak, biz birbirimize kenetlenirsek kadınlar olarak, dünya çok daha güzel bir yere dönüşecek. O yüzden Mahatma Gandhi'nin de dediği gibi, görmek istediğin değişimin kendisi ol. Eğer Evet. bir değişim görmek istiyorsak bu hayat içerisinde, İlk önce o görmek istediğimiz değişimin kendisi olmakla
Biz sorumluyuz. Böyle bir görevimiz var bu hayatın içerisinde. Ve bu dinamikleri koruyacak olan, bu dinamikleri daha güçlü tutacak olanlar da dişi güç, dişi enerji. Yani çok uzaklardaki kadın kardeşlerimize uzanmaya niyet edelim o zaman. Evet, kesinlikle. Ne demişler bakalım? Son kamplara da korona gelsin, kamplara da evet niyet edelim. Niyet edelim. Az kaldı, az kaldı. Ben biliyorum. Belki Uçacak gidecek. belki sormak istedikleri sorular vardır yani. Evet. Şöyle bir şey sormak istediğiniz sevgili Hümaya sorular olabilir. Bunları siz oraya yazın. Hüma da bu akşamki sürprizini bize açıklasın. Hüma bir taraftan bize o güzel sürprizini yaptırırken siz de sorularınızı yazın, sonrasında cevaplayalım. Bir anne yarası atölyesinin en sonunda kadın atalar köprüsü meditasyonu yaptırıyorum ben. Ve çok tatlış bir meditasyon. Bir 5 dakika, işte bir 8 dakika gibi belki hani birlikte yapabileceğimiz bir meditasyon. Kadın atalarımızla bir buluşalım, bir bakalım ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Hani o en baştaki o söylediğim o köprü olma hali var ya, Evet. yani buradan o şifayı bir sonraki nesillere de gönderelim. O yüzden Evet. dilerseniz bilin böyle bir teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şöyle bir 5 dakika kendi içimize dönelim. Bir dik oturalım. Belki ayaklarımız yere basabilir ya da bağdaş olarak oturabiliriz. Gözümüzü kapatalım. Dilerseniz bir eliniz kalp çakranızın üzerinde, diğer eliniz sakralda olabilir. Rahim ve kalp enerjisini bir arada tutmak adına böyle bir duruş yapabilirsiniz belki. Bir nefes, boğazdan derin bir şekilde. Bir tane daha. Ve bir tane daha son kez. Şimdi kendinizi bir köprü üzerinde düşünmenizi istiyorum. Nasıl bir köprü bu? Taş mı? Altından sular mı akıyor? Yoksa kurumuş mu? Bir bakın bakalım nasıl bir yer, nasıl bir köprü? Ve size nasıl hissettiriyor? Bildiğiniz bir coğrafya mı? Tüm imgelere dikkatlice bakın. Ve şimdi tam köprünün ortasındasınız. Solunuza dönüp bakmanızı istiyorum. Orası sizin geçmişiniz, dişi özünüz. Orada kadınlar var. Belki bazılarını tanıyorsunuz. Belki bazılarını hiç görmediniz o kadınların. Bir bakın bakalım nasıl kadınlar? Yaşlı, genç. Nasıl giysiler giyiyorlar? Ve şimdi uzatın elinizi onlara. Çağırın gelsinler yanınıza. Belki bazıları gelecek ya da gelmek istemeyebilirler. Sadece çağrınızı yapın. Şimdi sağ tarafınıza bakmanızı isteyeceğim. Orası sizin geleceğiniz. Belki doğurduğunuz çocuklarınız, belki doğuramadığınız, kaybettiğiniz çocuklarınız ya da hiç doğurmayacağınız çocuklarınız orada.
Bir bakın bakalım oraya. Nasıllar? Ve şimdi uzatın elinizi. Çağırın, gelsinler yanınıza. Ve köprünün ortasında, solunuzda kadın atalarınız, sizi siz yapanlar ve sağınızda geleceğiniz. Hep birlikte bir çembersiniz. Birbirinize baktığınızı hayal edin. Ve şimdi dönün deyin ki o kadınlara, atalarınıza teşekkür ederim. Siz var olduğunuz için varım. Ve sizin varlığınızı onurlandırıyorum. Acılarınızı görünür kıldım. Hikayelerinizi işittim. Ve şimdi tüm bunlardan kendi yepyeni hikayemi yazmayı niyet ediyorum. Ve şimdi dönün sağ tarafınıza. Deyin ki çocuklarınıza. Geçmişten aldığım travmaları bilgeliğe dönüştürdüm. Kendi hikayemi yazdım. Ve şimdi sizin de kendi hikayenizi yazmanız için sizi özgür bırakıyorum. Şimdi nasıl hissediyorsunuz? Bir bakın bakalım. Nasıl bir his bu? Hazır olduğunuzda vedalaşabilirsiniz kadın atalarınızla. Geldikleri yere sol tarafınıza uğurlayın. Sevgiyle, aşkla, saygıyla, hürmetle. Ve ne zaman ihtiyacınız olduğunda rehberliğe, bilin ki gelecekler. Rehberliklerini talep edin. Ve şimdi dönün sağ tarafınıza, şefkatle, sevgiyle, anlayışla yolcu edin geleceğinizi. Tekrardan durun köprünün ortasında ve bir bakın kendinize. Nasıl bir kadına dönüştünüz şimdi? Yavaş yavaş ellerinizi, ayaklarınızı oynatabilirsiniz. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Hoş geldiniz. Şifa olsun. Şükranlarımla gerçekten çok hoş, çok naif, çok zarif bir meditasyondu. Çok teşekkür ediyorum. Çok iyi geldi bana. Çok çok iyi geldi. Eyvallah diyorum sana. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ Eyvallah. olun benim. Sevgili izleyenlerimiz, kaçıranlarınız olduysa bile lütfen kulaklıklarınızla Yelda Çetiner YouTube kanalına yüklenecek bu yayın. Yelda Çetiner YouTube kanalından kulaklıklarınızla bu meditasyonu lütfen ve lütfen yapın. Şükürler olsun. Evet, şükürler olsun Seda Hanımcığım. Ah, aman artık ben bu gece bulutların üstünde uyumaz mıyım? Ama kendimi bir güzel gördüm, bir güzel gördüm. Bak, meditasyonu başlarken bir karan yani nasıl diyeyim bir geceydi ama Evet. gün ışıdı ben meditasyonu bitirdiğimde gün ışıdı. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada lütfen yazın bunu. Yani bu meditasyondan sonra
Onu yazmak, not almak, orada gördüğünüz semboller, bunların tamamı çok önemli. Ve onlara bir bakmak yani hani nedir ne değildir diye size neyi anımsatıyor? Neden acaba onu görmüş olabilirsiniz? Neden işte taş köprü değil de yıkık bir ahşap köprü gördünüz? Hani bunların tamamı aslında bizim şu anki var olan kadın halimizle çok örtüşüyor. Ama bunları da hani görüp okuyup bilecek olan yine kendimiziz. Harika, harika. Hüma, peki başka konuya geçiverdim birden. Aklıma geldi, sonra unuturum. Kitap Tamam. yazma fikrim var mı bu konuyla ilgili? Ya çok ya Yelda çok tatlısın. Sen de. Evet var. Harika. Net. Net. Sadece birazcık daha demlenmesini istiyorum içimde. Tabii. Ama ileriki planlarımdan bir tanesi bu. Sadece doğru zaman ve doğru yerde doğru kişilerle buluşmak. Çok önemli. Çünkü bu dünyaya hepimiz giderken ne bırakabiliriz? Herhalde bunu bırakabiliriz diye düşünüyorum. O Tabii. yüzden evet, kitap yazma fikri kesinlikle aklımda var ve Çok güzel. gelecek. Çok güzel. Yeni çalışman, yeni kitabın, bizim birlikte çalışmamız hem bizim hem gelecek olanların hem bütünün hayrına olsun şimdiden. Güzel enerjilerimiz dünyayı sarıp sarmalasın çünkü Gaye anamız da çok yorgun. Evet, Gaye evet. Ana diyorum ya ben böyle geçenlerde bir yerde Gaye anamız bir hanım, bir yaşlı hanım, yani yaşlı demek istemiyorum da yaşlı teyzecik hani böyle şöyle omuzuma dokundu. Ah kızım dedi, bu Gaye Ana nerede? Gaye Anayı yatır falan zannetmiş. Ben de dedim ki teyzecim Gaye ana dünyamız dedim, toprak anamız dedim, doğa anamız dedim. Aa o kadar hoşuma gitti ki Gaye anlamış. Dilerim Gaye anamız bir an önce o da dönüşüyor çünkü bizimle beraber. Bir an önce şifalanır da bizi de şifalandırır. Gaye ananın kız çocukları olarak, kızları olarak onun da bir yarası var bu arada. Yani o da anne yaralı. Çünkü çok yara verdik ona hep birlikte. Hala da yaralamaya devam ediyoruz. Hani Gaye ananın kız çocukları olarak üstümüze düşen her neyse bunu hep birlikte bir araya gelerek kucaklaşarak yapalım niyeti taşıyorum içimde. Harika bir niyet. Hepimizi bulsun bu niyet. Ben sana çok teşekkür ediyorum programım diyorum. Yani şu anda televizyon yok, Instagram var sadece. Dilerim bir gün seni televizyon programımda da ağırlarım. Pandemi sonrasında daha çok insana ulaşırız, daha çok kişiye ulaşırız ama bu Instagram'ın bir güzel tarafı da sonrasında YouTube'a ekleniyor ya hiç yani böyle birisi eş zamanlı olarak önüne düşüyor ve seni tanıyor mesela bu çok güzel bir şey. Evet, bu arada yerden çok değerli bir şeye hizmet ediyorsun. Yani kaç yıldır birçok kişiyi birbiriyle buluşturup birçok kişinin farkındalığını sağlayıp yani senin de varoluş amacın bu olsa gerek diye düşünüyorum. Bende de bir Evet. aracılık var. Dilerim yani bir farkındalık ateşi, ışığı yakabilmişimdir. Daha çok yayılsın. Çünkü şu anda kocaman bir uyanışın içindeyiz. Tabii ki Arzucuğum, tabii ki Hüma'yı takip et. Lütfen oraya yazar mısın şeyini? Sayfanın ismini yazar mısın buraya? Neyin? Hümacığım, sayfanı yazar mısın? Sayfanın ismini. Tamam.
Simirna ruhu hemen Bu yazıyorum. Bir saniye. Evet, paylaştım. Simirna ruhu, tamam. Simirna ruhunu paylaştı. Harika, harika Hümacığım. Bakayım. Tamam. Evet, lütfen Müthiş. Hüma'yı takip edin. Çalışmaları çok değerli. Çalışmalarını şey yapıyorsun, değil mi? Oradan duyuruyorsun. Evet, zaten şöyle Smirna ruhu hesabım. Tabii burada neden içindeki Smirna'yı keşfet ve neden Smirna ruhu da geliyor. Eğer vaktimiz var mı bu arada bilmiyorum. Yani şöyle bir şey, bir dakika. Ha, tamam, yani zaten şu anda kopmadığına göre, yani bu Instagram bir ara gene böyle yapmıştı. Şimdi sevindim ben. En azından strese girmiyoruz. Var Ya mı? biz bu saati tamamladık mı Yelda? Tabii, bitti. İnanamıyorum. Bana 5 dakika gibi Ama işte öyle değil mi bu zaman algısı? Sevdiklerimizle ve sevdiğimiz konularla, sevdiğimiz insanlarla bir arada olunca pat diye bitiyor. Ama sıkıcı bir ortamdaysak o böyle asırlar gibi geliyor bize. Sen bir şey diyecektin. Ya neden içindeki Simirna'yı keşfet ve neden Simirna ruhu diye soruyorlar da bana. Amazon kadınlarından geliyor. İzmir'in antik dönem ismi Simirna ve aynı zamanda o Amazon kraliçesi ve tanrıçaları onların. En büyük tanrıçaları da Artemis. Artemis'e inanıyor ve bu 12 şehir devleti o Amazon kadınları tarafından kurulmuş ama bize tarih hep onları böyle savaşçı kadınlar, okları, yayları, atın üstünde işte sağ göğüsleri kesik falan diye anlatıyor. Fakat bu kadınlar aynı zamanda bu rahim enerjilerini çok çılgın bir şekilde kullanabilen, öte dünyayla, öte alemle bir köprü kurmayı başarabilen, farklı alanlarda eğitimler almış, çok bilge ve kozmik kadınlar. Efes'in falan hani kurucuları zaten Amazonlar. Tabii ben hani tamamıyla İzmir'in antik dönem ismi ve vahşi özümüzde aslında kurabileceğimiz ilişkiyi Simirna temsil ediyor. Ben çok sembollerle çalışıyorum. Her anlattığım bir sembol. Yani mesela yılan küpelerim var kulağımda şu anda. İşte boynumdaki mesela Tuareg kabilesi, bir berberi kabilesi, anaerkil bir kabile bu. Tuareg kadınlarının taktığı bir kolye mesela falan gibi. Hani her şeyi böyle çok simgesel ve sembolik olarak yaşıyorum hayatımın içerisinde. Smirna'da o vahşi özümüzü temsil ediyor. www.humazeybek.com'dan yazılarıma ulaşabilirler. Pozifit'te bir online dergi diyeyim. Pozifit'te yazılarım yayınlanmaya başladı. Oradan ulaşabilirler. Instagram'dan takip edebilirler. Atölyelerimi de oradan duyuruyorum. Çok güzel, çok teşekkür ederim canım. Bu arada soyadı Zeybek olan bir hanımefendi kimdir? Evet, o benim Eltimgil. Hayatımda başıma gelmiş en muhteşem şey Nermin. Ondan sonra bilmiyorum hala burada. Eltimgil Evet. Yani gerçekten kız kardeşlik müessesesinin en muhteşem kadını selam Nermin'dir. olsun. Ne güzel, ne güzel, ne mutlu. Çok çok severim kendisini. O evet. Harika. Nermin. Canım Nermin. Evet efendim, biz programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hümacığım, ekleyecek bir şeyim var mı? Şöyle bir, hani bu kadar bir saat konuştuk. Toplamında ne demek istersin kadınlarımıza? Demek istediğim bu erkek egemen ve ataerkil dünyada dişi özlerinden vazgeçmemeleri, sezgilerine güvenmeleri ve kadın oldukları için utanç duymadıkları rahimlerinden, kanlarından, vajinalarından, vulvalarından ve bağıra bağıra bunu ifade edebildikleri hayatı kendilerine çekmek için adım atsınlar. Bol bol rahim diyelim, vajina diyelim, vulva diyelim, regl diyelim. Bu şekilde. Yaşadım. Yaşadım. Yüksel Zeybek kim peki?
Kocam. Güzel geldi yahu. Koca da gelsin lütfen yani. Ama sizin fotoğraflarınıza baktım. Yüksel Bey, çok yakışıyorsunuz. Çok tatlı bir ilişkiniz var. Çok yakışıyorsunuz. Maşallah çocuklara. Maşallah. Bunu da söylemek istiyorum kadınlara. Bu partnerleri ve ruh eşleri konusunda umutsuz olmasınlar. Evet. Eğer ki siz gerçekten hayatta o enerjiyi yaydığınızda, o enerjiye gelip bir arada olacak o yoldaş, yol arkadaşı sizi buluyor. Siz birbirinizi bulmuşsunuz, ne mutlu. Dilerim tüm eşlerini arayanlar da, ruh eşlerini arayanlar da eşlerine kavuşsun ve ilham olmaya devam edin lütfen. Çünkü dünyanın mutlu insanlara çok ihtiyacı var. Neşeli, keyifli, coşkulu insanlara daim olsun mutluluğunuz. Hümacığım, seni böyle sevgimle, güzel kardeşim, kucaklıyorum. Dostluğumuz da baki olsun. Abla kardeşliğimiz de baki olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Yelda. Çok güzel bir kadınsın. Gerçekten gözlerimi senden alamıyorum. Tütü tütü Ay, maşallah. bir ayna oluyoruz birbirimize. Sen içindeki ve dışındaki güzeli görüyorsun bende. Ben de öyle, o şekilde. Aynen. Bu arada Elif'im, Eda'cığım, bak ne güzel şeyler yazıyorlar, kalpler yolluyorlar bize. Dördümüzü nasıl hayal ettim, vizyonladım biliyor musun? Meditasyonda geldi o. Bembeyaz giysiler içinde geldi. Demek ki biz beyaz giysili bir kamp yapacağız. Duydun mu son dediğimi? İnternette sanırım biraz sıkıntı var. Evet, dedim ki dördümüzü meditasyonda, sen, ben, Eda, Elif, beyaz giysiler içinde böyle, ama bol, hani böyle şıkır şıkır şıkır, böyle firil firil giysiler içinde gördüm. Gene dondu internet. Neyse, ben sana bunu telefonda söyleyeceğim. Hümacığım, tekrar çok teşekkür. Tam ben söylüyorum, gene dondu. Ha tamam, şimdi pardon, Eda dedim. Yelda geri geldin. Tamam. Tamam. Sen duydun mu benim dediğimi? Yok, duyamadım. Şu anda donuk geliyor ama sesin geliyor bana. Tamam. O zaman dedim ki dördümüzü beyaz giysiler içinde vizyonladım. Biz o giysileri giyip bu kampı yapacağız. Harika. Sevgiyle. Sevgiyle, iyi geceler diliyorum. İzleyen arkadaşlarımıza da, sana da şükran ve sevgilerimi yolluyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Herkese bu saati, gecenin bu vaktini bize ayırdıkları için ve geldikleri için çok teşekkür ederek Evet. kapatıyorum. Yelda Kızlar Sağ olsun. YouTube kanalında lütfen izleyin bir kez daha Hümayi. Hoşça Bay kalın. bay. Bay bay.